şems Tebrizi Hazretleri Üçüncü bölüm Evliya'nın büyüklerinden. İsmi Mevlana Muhammed bin Ali olup Tebriz'lidir. Şemseddin, dinin güneşi lakabıyla meşhurdur. 645 Miladi 1247 senesinde Konya'da şehit edildi. şems Tebrizi Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakını örnek alıp bütün işlerini, adetlerini, ahlakını ona uydurmaya gayret ederdi. Şayet bir kimseden rahatsız olsa, yar Rabbi bu kimsenin malını ve çocuklarını çok derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle dua ederdi. Resulullah Efendimiz'in beddua etmek adetleri değildi. Şems-i Tebrizi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, kulun iman nimetine kavuşması ve hidayet üzere doğru yolda bulunması, Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanıdır. Yine bazı kimselerin de küfür ve dalalet üzere bulunması ise Allahü Teala'nın adaletidir. Kulun bütün hallerinde, Allahü Teala'nın hükmüne teslim olması gerekir. Kul Allahü Teala'nın işlerinde asla ona itiraz etmemelidir. Bunun niçin böyle yaptı? Bunun niçin haram kıldı diye konuşmamalıdır. Herkesin muayyen bir ömrü vardır. Eceli gelince ölür. Öldürülmek, yanmak veya boğulmak gibi herhangi bir sebeple ölen eceliyle ölmüştür. Nitekim Allahü Teala Nahl suresinin 61. ayeti kerimesinde mealen Eğer Allah zulümleri, günahları yüzünden insanları hesaba çekiverseydi yeryüzünde kımıldayan tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları takdir edilen bir müddete kadar geciktirir. Müddetleri, ecelleri de geldiği zaman ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler buyuruyor. Günahkar kimse tövbe etmeden vefat edip imanla giderse kesin bir şekilde Allahü Teala ona azab edecektir veya onu affedecektir demek caiz değildir. O Allahü Teala'nın iradesine kalmıştır. Dilerse fadlı ve keremiyle veya imanının bereketiyle veya sevdiği kullarından birinin şefaatiyle onu affeder. Dilerse, günahı kadar ona azab eder, sonra onu cennete koyar. Allahü Teala Nisa suresinin 48. ayet-i kerimesinde mealen Allahü Teala şirki elbette affetmez. Dilediği kimselerin şirkten yani imansızlıktan başka günahlarını affeder buyuruyor. Kabirde Münker ve Nekir adında iki meleğin sual sorması haktır. Onlar iki melek olup meyyit kabre konduğu zaman meyyitin yanına gelirler. Ona doğru olarak oturturlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? gibi sorular sorarlar. Kabir azabı haktır. Allahü Teala Mümin Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde mealen Firavuna ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir. Kıyamet koptuğu günde Firavun kavmini en şiddetli azaba sokun denilecektir buyuruyor yani kıyamet gününden önce onlar ateşe arz olunurlar. Bu ise kabir azabından başkası değildir. Kıyamet günü haktır. Ona iman etmek farzdır. Allahü Teala Mümin suresinin 59. ayet-i kerimesinde mealen kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar buyuruyor. Mizan haktır. Onun iki kefesi ve bir dili vardır. Onda Allahü Teala'nın kudretiyle onun dilediği şekilde ameller tartılır. Mizanın büyüklüğü gökler ve yer tabakaları kadardır. Cehennemden kurtulanların sevapları, cehennemliklerin ise günahları ağır gelir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyuruyor: Kıyamet gününde amellerin tartılması haktır. Kimin iyilikleri kötülüklerinden ağır gelirse işte onlar kurtulanlardır. Kimin de tartıları hafif gelirse işte onlar kurtulamayanlardır. Kıyamet gününde kitapların amel defterlerinin okunması haktır. İnsanlar bu hususta kıyamet günü farklıdırlar. Bir kısmına amel defteri sağ taraftan, bir kısmına sol taraftan, bir kısmına da arka taraftan verilir. Kıyamet gününde insanların durumları birbirinden farklıdır. Bir kısmının hesabı çetin olur. Bir kısmının hesabında müsamaha olunur. Bir kısmı hesapsız cennete girer. Bir kısmı hesapsız cehenneme girer. O gün kabahatler ve sırlar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin aleyhimüsselam sonuncusudur. Peygamberlerin bazısı bazısından üstündür. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerden aleyhimüsselam üstündür. Peygamberlik kapısı Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilmesinden sonra kapanmıştır. Ondan sonra peygamberlik iddiasında bulunanlar yalancıdırlar. Allahü Teala Ahsap suresinin 40. ayet-i kerimesinde mealen o Muhammed Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur Allah her şeyi bilendir buyuruyor. Semadan yeryüzüne iner. İnsanları Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem dinine davet eder. Bu ümmetin en üstünü Ebu Bekir Sıddık'tır. Sonra Ömer bin Hattab, sonra Osman bin Affan, sonra Ali bin Ebu Talip'tir sonra aşere-i mübeşşerenin tamamı, sonra eshab-ı kiramdır. Sonra tabi'in, sonra tebe-i tabi'in efendilerimizdir. Rıdvanullahi teala aleyhim ecmain. Sonra selef-i salihinin alimleri, sonra da onların yolunda giden alimlerdir. Kıyamet günü Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin günahkarlarına şefaat etmesi haktır. Allahü Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde mealen Ey Resulüm sana mahsus fazla bir namaz olarak gece uykudan kalk da Kur'an ile teheccüd gece namazı kıl. Rabbinin seni bir makamı mahmuda göndermesi yakındır buyuruyor. Tefsir alimleri makamı Mahmudu şefaat makamı diye tefsir etmişlerdir. Yine diğer peygamberlerin aleyhisselam alimlerin, sıddıkların, şehitlerin de şefaati haktır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte ümmetimin alimlerinin şefaati İsrail oğullarının peygamberlerinin şefaati gibidir buyuruyor cünüplükten temizlenmek, abdest almak, teyemmüm etmek, mest üzerine mesh etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, cemaatle namaz kılmak, cuma namazı kılmak, ezan ve ikamet okumak, cihad etmek ve cenaze bayram namazlarını kılmak, emri maruf ve nehy-i münker yapmak, Akrabaya iyilik etmek, ana babaya itaat etmek ve daha başka dinin bütün emirleri haktır ve gerçektir. Komşuya ve bütün insanlara eziyetten sakınmak vaciptir. Gıybet, nemime, kovculuk, iftira, yalancı şahitlik, fitne çıkarmak ve Müslümanlar arasında düşmanlık meydana getirmek haramdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi i şerifte fitne uykudadır. Onu uyandırana Allahü Teala lanet etsin buyurdu. Zalim olsa bile Müslümana lanet etmek, ve dua etmek haramdır. Evla olanı zalim olan Müslüman hakkında şöyle dua etmektir. Ya Rabbi, eğer o tövbe ehlinden ise, onun tövbesini kabul eyle. Eğer tövbe ehlinden değil ise, bizi ve bütün Müslümanları onun kötülüklerinden muhafaza eyle. Allahü Teala'nın dini İslamiyettir. Bu anlattıklarımız zahiren ve batinen itikadımızdır. Ya Rabbi, bizi İslamiyet üzere yaşat. İslamiyet üzere ruhumuzu al. Kalplerimizin senin dinin üzere olmasını nasip eyle. Amin. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup, bunlardan birkaç tanesini nakledelim. Sultanın bir oğlu vardı. Çok yiğit ve yakışıklıydı. Fakat bir şeyi hemen ezberleyemez, çok kısa zamanda da unuturdu. Hocaları onun unutkanlığından usanmışlardı. Babası bir gün Şems-i Tebrizi Hazretlerinin huzuruna gelip, oğlunun durumunu anlattı ve himmetini istirham edip, Kur'an-ı Kerim öğretmesini istedi. şems Tebrizi Hazretleri de kabul buyurup, İnşallah her gün Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü, 20 sayfa ezberler dedi. Orada olan herkes bu söze şaşırdılar. Ertesi günden itibaren çocuk derse gelmeye başladı ve her gün 20 sahifeyi ezberledi. Bir ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş oldu. Siraceddin anlatır. Kış mevsiminin ortasıydı. Bir kimse bahçesine gül dikmişti. Bunu Şems-i Tebrizi Hazretlerinin bulunduğu bir mecliste. Efendim, ben bugünlerde bahçeye gül ağacı diktim.'' acaba tutup gül verir mi, yoksa emeğin boşa mı gider diye sordu. Bu kimsenin tereddütlü halini gören Şems-i Tebrizi Hazretleri, Cenab-ı Hak isterse böyle sebepsiz de yaratır derken hırkasının altından bir demet gül çıkardı. Orada bulunan bizler bu hali görünce hayretimizden şaşırıp kaldık. Şems-i Tebrizi Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki bir kimse bilerek küfrü gerektiren bir söz söylese onun imanı gider ve imansız olur. Eğer bir kimse küfrü gerektiren sözü başkalarını güldürmek için söylerse hem o hem de gülenler imansız olur. İmanı gideren sözler üç kısımdır. Bir kısmı hata ile söylenip küfrü gerektirmeyen, fakat böyle söyleyenin tövbe ve istiğfar etmesi gerekenlerdir. Bir kısmı ihtilaflı olup alimlerden bazısına göre küfrü gerektirip bazısına göre küfrü gerektirmeyenlerdir. Böyle bir sözü söyleyenin ihtiyaten nikahını ve imanını tazelemesi, tövbe etmesi ve bu sözünden dönmesi gerekir. Bir kısmı da söz birliğiyle küfür olan sözlerdir. Böyle bir sözü söyleyen kimse, hac etmiş ise hacını iade etmesi gerekir. Ailesiyle de nikahsız olur. Bu durumda olan bir kimse, kelime-i şehadeti söylese, fakat söylediği o küfrü gerektiren sözden dönmezse, küfür üzere olması ondan kalkmaz. Küfür tehlikesinden korunmak isteyen şu duayı sabah ve akşam okusun. Allahümme inni euzu bike min en üşrike bike şey'en ve ene alemu ve estağfiruke lima la alemu. Allahü Teala'nın zatı, sıfatları ve fiilleriyle alakalı küfrü gerektiren hususlar Allahü Teala'yı şanına layık olmayan bir şeyle vasfetmek, Allahü Teala'nın isimleri veya emirleriyle alay etmek, Allahü Teala'nın vaadini veya vaidini inkar etmek küfürdür. Kur'an-ı Kerim'in ayet-i kerimelerinden birisini inkar etmek veya onunla alay etmek küfürdür. Def ve eğlence aletlerinin vuruşuna göre Kur'an-ı Kerim okumak küfürdür. Haram bir yiyeceği yerken besmele çekmek küfürdür. İçki içerken ve ondan başka dinen haram olan şeyi yerken, içerken besmele çekmek küfürdür. Alay ederek ezan okumak küfürdür. Bir kimse küçük veya büyük günah işler de birisi ona Allahü Teala'dan işlediğin bu günahtan dolayı af ve mağfiret dile derse o da onun bu sözünü hafife alarak ne yaptım ki istiğfar edeyim derse imansız olur. Kim bir peygamberi inkar eder veya onu herhangi bir şeyle ayıplarsa veya onun sünnetlerinden birisini beğenmezse, küfre girer. Birisi Resul-i Ekrem'in kabri şerifi ile minberi arası cennet bahçelerindendir deyince başka birisi bu sözü hafife alarak ben orada minber ve hasırdan başka bir şey görmüyorum derse bu küfür olur. Farzlardan birisini veya icma ile sabit bir hükmü inkar etmek küfürdür. Birisine farz namazını vaktinde kıl dense, o da kılmam dese, bazı alimler küfür olacağını, bazısı da senin emrin ile kılmam demeyi kastederse küfür olmaz dediler. Keşke faiz, adam öldürmek, zina ve zulüm helal olsaydı demek küfürdür. Fakire sevap umarak haram bir şey vermek küfürdür. Kıyameti, cenneti, cehennemi, mizanı, sıratı, hesabı ve amel defterlerini inkar küfürdür. Sensiz Allahü Teala bana cenneti verse oraya girmem veya Allahü Teala falanca ile cennete girmemi emretse oraya girmem veya Allahü Teala bu amel için veya sizin için bana cenneti verse cenneti istemem demek küfürdür. Bir kimse olmuş ve olmamış şeyleri bilirim derse küfür olur. Bir kimse günah bir işe başlasa başkasını da gel güzel bir hayat yaşayalım diyerek onu da günaha soksa ve bizim rahat ve sevincimiz gibi kimse de yok dese küfür olur. Yine buyurdular ki, hiddet ve kin Hakikatleri gören gözleri kör eder. Öfke iyi düşünmeyi daraltır, yanıltır. Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız. Hiçbir günahı küçümsemeyin. Çok çalışın. Boş gezenler zengin dahi olsa arkadaşları şeytan kalpleri şeytanın konağı olur. Çok gülmeyiniz ki kalbiniz kararmasın. Sakin ve ağır başlı olunuz ki vakarınız bozulmasın. Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz. Onu boş bırakmayasınız ki sizi ateşe sürüklemesin. Helalinden kazanıp ondan fakirlere cömertçe veriniz. Ölümü çok hatırlayınız ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emanettir.'' emanete hıyanet ise çirkin bir harekettir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen o halde siz bana itaat ve ibadet ederek beni anın ki ben de sizi mağfiretimle anayım. Nimetlerime şükredin de nankörlük yaparak küfre varmayın. Beni ve nimetlerimi inkar etmeyin buyuruyor. Allahü Teala bu ayeti kerimede Müslümanları iki şeyle mükellef kıldı. Zikir ve şükür. Ayet-i kerimede zikrin şükürden önce buyurulması, zikrin bizzat Allahü Teala ile meşguliyetten, onun bizzat anılması ve hatırlanmasından, şükrün ise Allahü Teala'nın nimetiyle meşgul olunmasından dolayıdır. Zikir dil, kalp ve azalarla olmak üzere üç kısımdır. Dil ile zikir, Allahü Teala'ya hamd etmeye, onu tazime ve noksan sıfatlardan tenzihe, uzak tutmaya delalet eden lafızlardır. Eğer dil ile Allahü Teala zikredilirken, anılırken, kalp gaflet halinde olur, dilin yaptığı zikirden habersiz olursa, bu adet olan zikir olur ki, avamın yaptığı zikir böyledir. Böyle bir zikrin meyvesi, sevap kazanılmasıdır. Kalp ile zikir, ağızda söylemeyip, yalnız kalp ile yapılan zikirdir. Buna tasavvufta zikre hafi denir. Bu da yalnız zatı ilahinin zikridir. Yahut sıfatlarını düşünerek yapılır. Nimetleri de düşünülürse buna tefekkür denir. Azalarla zikir, azalarla Allahü Teala'nın beğendiği ve razı olduğu işleri yapmak, yasak ettiklerinden sakınmaktır. Bunun içindir ki Allahü Teala namaza zikir buyurdu. Şöyle denilmiştir: Zikir yedi çeşittir. İlki gözün zikri olup Allah korkusundan ağlamaktır. İkincisi kulağın zikri olup günah olmayan iyi ve faydalı şeyleri dinlemektir. Üçüncüsü dilin zikri olup Allahü Teala'ya hamdü senada bulunmaktır. Dördüncüsü iki elin zikridir ki fakirlere yardım ve bağışta bulunmaktır. Beşincisi bedenin zikri olup Allahü Teala'nın yolunda çalışmaktır. Altıncısı kalbin zikridir ki, Allahü Teala'nın azabından korkup rahmetinden ümitli olmaktır. Yedincisi ruhun zikri olup Allahü Teala'ya teslimiyet ve ondan gelen her şeye rıza göstermektir. Allahü Teala sonumuzu hayır eylesin. Amin.